Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay. Agrolema kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Until Dawn 5. bölümüyle karşınızdayım. Şu girişi sanırım 3. veya 4. kez yaptım bugün. Yorgunum acayip. İşten geldim ama bugün dehşet zor geçti. Neyse boş verin şimdi onu da. Yorgunum yani, o yüzden videonun başını bile 4. 5. kez falan yapıyorum galiba, bilmiyorum artık. Her neyse, Until Dawn'da kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Sadece bilmenizi istediğim bir şey var, o da bize bu oyunu öneren arkadaşımız Asaf geleneksel kontrollerden devam etmemizi söyledi. Çünkü oyunun ilerleyen bölümlerinde işler biraz kızışacakmış galiba. Dilerseniz arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden kaldığımız yerden devam edelim. Valla başımıza manyak olaylar gelecek gibi ama hadi bakalım. Önce kısa bir özet geçelim. İyi olur. Evet. Burada ben sinir krizi geçirmiştim hatta. Ruh çağırmıştık biliyorsunuz. Hena'nın ruhu gelmişti. Acaba Beth'in de ruhu gelebiliyor muydu? Ashley ve Josh arasında seçim yapmamız lazımdı. Maalesef Josh'un ölümünü seçtik. Jessica kaçırıldı. Neler neler geldi ya geçen bölümlerde başımıza. Burada tam sıkacaktık, kurşunumuz yoktu. Ama adamın kaldığı yeri bulduk. Burası. O binaya girmeye çalışacağız bir sonraki bölümlerde derken 5. bölüm başladı. Şafağa 6 saat. Haydi bismillah. Hiç hazır değilim, hiç hazır. Gerçekten hiç hazır değilim yani. Nerede o lan? That's not good. That's really not good. Oo, kurt mu lan o? Oraya sakladı galiba. Nasıl açacağız lan orayı? Damn it. Right. Let's get a closer look. Yani girmemiz lazım, kurtarmamız lazım. Ama şu elimizdekinden de kurtulmamız lazım sanki. Bağırma lan, bağırma. Şimdi yeni kontrollere geçtim arkadaşlar. Geleneksel kontrollere geçtim yani. Çünkü bu oyunu bize öneren arkadaşımız Asaf böyle devam etmemi söyledi. Şimdi işin yoksa buna alış. Acaba sağda solda bir şey var mı? Onlara bakıyorum. Niye gitmiyor? Ha, sola gitmiyor. Allah Allah. Demin yaptım, neden git dedin? Bir şeyler var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Bir şeyler bulabileceğiz mi diye. Şu aralardan doğru şöyle geçelim. Sağa sola bakabiliyor muyum? Bakamıyorum. Tamam, devam edelim ufak ufak. Belki bir şeyler buluruz dedim. Totem motem. Benim olur. Oyunun içinde her şey var maşallah. Bakın gitmiyor yine. Vallahi ürkütücü ya. Gerçekten ürkütücü. Neyse. Sol, şu taraflara baksak önce. Mantıklı mı acaba? Vallahi oyunu daha önce oynayanlar veya... Aha bak, bir şey var orada. Dur, önce kapıyı açalım madem. Kapıyı açabiliyoruz değil mi? Hadi olsun. Ama bu sefer de göze batar sanki. Totem! İşte bak, totem bulduk. Bunu değiştirdik ya şimdi. İşim yoksa buna alış dedim. Kısmet totemi. Yani bir dakika, ne demek o?
Mike tarafından sanatoryumun içinde bulundu. Bir dakika, şu açıklama kısmını bir daha okumam lazım. İçim rahatladı, içim rahat etsin biraz. Sarıydı değil mi? Sarı değil miydi o? Yok lan. Bir dakika, neydi o? Kısmet miydi? Bu muydu? Evet, buydu. Ne yazıyor? Yerli kabileler kelebeklerin rüyaları ve ön sezileri getirdiklerine inanırlardı. Her totem parçası gelecekte yaşanacak muhtemel bir olayı önceden haber verir. Nasıl oynadın bu kehanetlerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyecektir. Totemleri buldukça geçmişte yaşanan olaylar açığa kavuşacak. Oynatalım. Sometime after the prospectors came to mine this mountain until a cave in Bir de Türkçe altyazı olsaydı. And driven mad murderers. Human flesh. A year ago, I was finally able to get him in. Anlamıyorum ya. Valla oradan buradan gösteriyor ya, anlamıyorum. Neyse. Şöyle ufak ufak dolanmaya devam edelim. Yani burada sanki bulacağımızı bulduk ama ilerleyen yerlerde daha fazla şey bulabiliriz. Özellikle oyunu tanıyanlar ve boş boş geziyorsam boş boş gezdiğimi düşünenlerden özür dilerim yani. Ben bilmediğim için her yeri gezmem lazım. Gidip öğrenmem lazım her şeyi. Şimdi kapıya doğru gidebiliyoruz. Kapıya doğru gidebiliyoruz. Tamam. Şuradan sağa gidiliyor mu? Gidilmiyor. Burada bir şey yok. Tamam. Merdivenden sağa gitsem gidilmiyor değil mi? Gidilmiyor gibi. Kapıyı açmayı deneyeceğiz sanki ama açılmayacak gibi. Of. Ben daha şimdiden bu kadar heyecanlanıyorsam. Abi valla oyun oyun ama yani heyecanlanmama geldi değil. Soldan doğru gidiş var. Bir dakika. Orada bir şey vardı sanki. Evet. Orada Ashley miydi kaçırılanın ismi? Onu da unuttum ama neyse. Kapı kilitli miydi lan acaba? Kapıya bakmadık. Direkt buradan animasyonlarla falan sinematikle içeriye girdik. Bu sinematikler olmasaydı mesela ben yine bir dönüp de kapıya bakmak isterdim. Abi müzik ya. Yemin ederim müzik çok geriyor ya. Hiçbir şey belli değil ki. Hiçbir şey belli değil. Yukarıda bir şey var. Ha. Oo. Aa, üst kata çıkacağız galiba. Ya da ileriki bölümlerde üst kattan aşağıya mı atlayacağız kaçmak için? Senaryolar, senaryolar. Aklımda neler geçiyor var ya. Şöyle bakınalım. Öteki ayarlar daha güzeldi sanki ya. Buna alışamadım şimdi. Neyse. Sessiz gidemiyoruz mu? Her yer gıcır gıcır. O yerlerde bir şeyler. Onları görmemek mümkün değil zaten. Sessiz ol. Allah. Nereye götürüyorsun? Ne oldu şimdi? Dur. Çıkma oğlum, çıkma. Aşağıda bir şey vardı. Aşağıda bir şey vardı. Ya bunu diyorum işte ya. Şimdi bak sinematiğe geçti ya. Orada bir şey vardı. Kehanet miydi, neydi? Totem miydi? Aşağıya inelim. Hadi in. Vallahi inmiyor. İnmiyor ya. Yemin ederim aklım orada kaldı şimdi.
Aklım orada kaldı. Keşke önce ona baksaydım. Bilseydim ben böyle olacağını vallahi ilk önce ona bakardım. Geri gidemiyoruz ya. Abi neden ya? Vallahi çok saçma. Geri gidemiyoruz. Bildiğin geri gidemiyoruz ya. Aşağıya düş. Düş aşağıya düş. Ya sabır. Vallahi billahi ya sabır. Yemin ederim aklım orada kaldı. Şu an tekrar oynamamak için kendimi zor tutuyorum. O derece yani. Çünkü görmediğim bir şey olsa eyvallah diyeceğim ama gördüm sonuçta. Buradan yukarı çıkacakmışız. Tam tersi. Ben buradan aşağı ineceğiz sandım. Işık kayıyor resmen ha. O elimizdeki şey. Olduğu yerde oynadı. Sinematik var. Ben şu an hiçbir şey yapamıyorum. Arkada ışık var. Sus lan sus. Nefes bile alma. Allah'ın manyağı. Allah'ın manyağı. Korktum. Korktum. Bir dakika. Önce bu taraflara baksam mı? Çünkü niye şimdi sinematikten çıktık ki? Yemin ederim deminki aşağıda yukarı çıkabiliyoruz tamam. Aşağı şeyde ne vardı? Yemin ederim acayip merak ediyorum. Vallahi de billahi de acayip merak ediyorum. Oyunun gidişatını etkileyecek miydi acaba? En çok da onu merak ediyorum. Acaba totem miydi, neydi? Şurada bir şey var. Bulabildiğimiz kadar şey açmamız lazım. Mensa in... O ne lan? Ha, sanatoryum 1922'de açılmış. Tamam. Şurada bir giriş var. Ama oradan mı gidelim yoksa yukarıdan mı çıkalım? Bir dakika. Orada bir şey mi parıldadı, ben mi yanlış gördüm? Tamam, bu deminki yer değil mi? Yoksa bana mı öyle gidiyor? Bir şeyler buluyoruz arkadaşlar. Madenci kurtarma çalışmalarının yarın 5 Ocak sona ermesi tavsiye edilmektedir. Hayatta kalan maden sayısı bilinmediğinden A bölümündeki bütün yatakları hazırlayın. Basın da yarın iştirak edecek. Madencilere mümkün olan en iyi bakımı sunduğumuz imajını vermeliyiz. Basın ziyaretçilerinin psikiyatri bölümüne girmesine izin olmadığı unutulmamalıdır. Bu hususta meydana gelecek bir başarısızlık hem Bay Braga hem de bütün sanatoryuma kötü yansıyacak ve sonucu derhal işten çıkarılma olacaktır. Arkadaki müzikten dolayı kendi sesimi duymadığımdan okuyamaz oldum ya. Oo, açıldı lan. Şöyle ne güzel bakıyorduk ya. Değiştirsem mi acaba yerde? Bir dakika, biz dışarıya mı çıktık şimdi? Ha, giriş kapısını açmışız. Bu kapı kilitliydi. Ama bir dakika, şurada bir şey var sanki. Şurada bir şey parlıyor, ne o? Bundan böyle herhangi bir kişinin bu yapıyı kullanması ya da işgal etmesi yasa dışı sayılmaktadır. 12 Haziran 1954. Oo. Şu aşağı, aynen tamam, o girişti. Bir dakika lan, oradan gitsek acaba o şeyi açabilir miyiz? Yemin ederim aklım orada kaldı. Allah bin bir belan versin ki aklım orada kaldı. Bir dakika, vallahi bakmam lazım. İnşallah olur. Bitti ya, vallahi.
Şimdi neredeydi o? Sağ tarafta bir yerdeydi. Bir dakika. Biz böyle geldiydik. Buralara baktıydık. Şu arkada. Git. Arkada şuradaydı abi. Yerdeydi. Heh, aynen. Parıldıyor bak. Vallahi eğer buna bakamasaydık üzülür. Aha bak, totem işte, totem. Biliyordum ya. Kesin dedim totem. Kayıp totemi mi? Bulmasaydım daha mı iyiydi? Eyvah. Bulmasaydım daha mı iyiydi? Özet geç hadi, daha önce de çıktık buraya hadi. Ya vallahi keşke bulmasa mıydık o totemi ya. Bir de o kadar da merak ettim ha. Sırf onun için bir daha girdim buraya. Allah kahretsin ya. Hadi lan hadi. Hadi. Bakın o elindeki şeye bakın. Kayıyor. Deminki kaydı. Aha aynı şey. Bak bak kayacak şimdi, iyi bakın. Görüyor musunuz? Çok iyi ya. Yine kurt sesleri falan gelecek mi acaba? Bir dakika, buralara baktık mı demin? Şuraya baktık mı? Bakmadık sanki. Ha, bakmışız tamam. Baktık mı? Baktık. Ama bir dakika. Bunun acaba başka bir şey var mıydı? Hani şöyle... Hah. Ters çevirmiyoruz. Sana bir burun tıkacı lazım. O herifler leş gibi kokuyor. Sağda ışık var. Ama yani normal ışık. Bizim bakacağımız bir ışık değil. Aa, bu dışarıya çıkan kapı. Tamam. Tamam. Kafa gitti iyice. Vallahi kafa gitti iyice. Nerede olduğumu karıştırdım bir an. Şimdi burada giriş var. Admin girişi diyor. Ama sol tarafta da yukarıya doğru çıkabildiğimiz bir yer vardı. Meraklı bir şekilde geldim buraya. Çüş, çıkan sese bak. İpucu. 30 adet giriş çıkış kartı. Bu ne? Ha, şuna da bir bakalım. Tamam. Bir kasaya kilitlenmiş madene ait 30 adet giriş çıkış bir kartı. Bu madende 30 madencinin mahsur kalmış olduğu anlamına geliyor. 30 kişi ölmüş mü o zaman? Çalışanların madendeki kazadan kurtarılan kazazedelere yatak hazırlamalarını belirten bir not. Madenciler iyileşmeleri için senataryuma getirilmişler. Yemin ederim hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Vallahi billahi heyecanından var ya, oyunun heyecanından hiçbir şey anlamıyorum. Tabi biraz benim mallığım da olabilir. İnkar edemem. Anlamıyorum yani. Vallahi kafam basmıyor. Yani bilmece adı üstünde, bir bilmecenin içindeyiz. Eyvallah. Ama kafam basmıyor yani. O yapboz şeylerini parçalarını bir türlü birbiriyle neydi lan o kelime? Bağdaşlaştıramıyorum. Bu sesler çok kötü ya. Ne o, çakmak mı? Fotoğraf makinesi. Kırık kamera. Kırık kamera derken, kameranın lensi tamamen parçalanmış. Görünüşe göre birisi bunu kasten yapmış. Ne alaka lan?
Lan yürü. Neyse. Bir daha bakacağım. Gidemedim çünkü. Çok acayip sesler geliyor. Duyuyorsunuz değil mi? Vallahi korkmama geldi değil. Bir de hani yaylana yaylana yürüyor ya. En çok da o beni deliriyor. Gıcır gıcır sesler. Güncellendi derken ne vardı ki daha önce? Gazete yazısında bahsettikleri kamera bu olmalı. Birileri bu fotoğrafların ortaya çıkmasını gerçekten istememiş. Ha bir dakika, yeni bulduğumuz gazeteden dolayı. Tamam, kurtarılan bir grup madenciyi ziyaret etmesi yasaklanan bir gazetecinin hikayesini anlatan 1952 tarihli bir gazete. Gazetecinin kamerasına el konulmuş. Aynen. Aynen. Demin gazeteyi bulduğumuzda da açacağımız zaman aklıma benim de bu geldiydi. Basının kamerası. Bir daha okuyayım. Kurtarılan bir grup madenciyi ziyaret etmesi yasaklanan bir gazetecinin hikayesini anlatan. Tamam. 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 Burada başka bir şey yok gibi. Yine de şöyle bir bakınalım. Daha sonra devam edeceğiz. Bir dakika, buradan gidebiliyoruz mu? Gidemiyoruz. Tamam, o zaman sağdan doğru ilerleyelim. Çok ses var ya. Vallahi billahi. Yemin ederim korkmama geldi değil. Yukarıda fare mi vardı lan? Ben böyle gördüm. Bu adamlardan biri beni gerçekten ısırmaya kalktı. Bunu Dr. Bowen'a bildireceğim. Neymiş? Medikal rapor. Rapor. Bu hususları içermekte. Çok saçma sapan vurguladım. Bir daha okuyayım. Rapor bu hususları içermekte. Blackwood Pines'ta madenin çökmesi ve akabindeki kurtarma operasyonunun ardından 12 madencinin ilk hali. Kabul. Bir dakika aşağıya. 12 hastanın senatoryumun medikal tesisine alınması halinde oldukça zayıflamış, insan sureti taşıyan, açlık çekmiş ve kafası karışmış hastalarla karşılaşmayı umuyorduk. Neyse ki madencilerin kuvveti yerindeydi ve madendeki acil durum gıda ikmallerini keşfetmeleri sayesinde nispeten daha sağlıklılardı. Birkaç yaşlı hasta da akciğer iltihaplanmasının yanı sıra tahmin edebileceği üzere solunum yolu yetmezliği saptandı. Psikolojik anlamda ise 23 gün kapalı kalmanın ardından gruptan bazılarının yeniden bütünleşme şoku sancılıydı. Bedensel sağlıkları beklenenden iyi durumda olsa da madende geçirdikleri zamandan etkilenmiş gibi görünüyorlar. Bazı hastaların duyarlı doğasından ötürü senatoryumun A kanadını kapattık. Psikolojik değerlendirmeler en kısa zamanda başlayacak. Solunum yolu problemleri yaşayan hastalar bronkoskopi geçirdi ve streptomisin sürecinden geçti. Diğerleri de basit bir şekilde 24 saat sıkı gözlem altında tutuldular. Bir de o yazan şeyler ne? Bronkoskopi ile streptomisin neyse artık, onları da açıklasayın iyi olurdu. Bir dakika, bunun arka sayfası var mıydı? Baktık değil mi? Arka sayfaya baktıydık, doğru. Bir daha bakalım da garanti olsun. Bu adamlardan biri beni gerçekten ısırmaya kalktı. Bunu Dr. Bowen'a bildireceğim. Of. Hadi. Ya bak, ilerlemiyor bazen. Ben durdurmuyorum yani. Keşke elimi de çeksem de görseniz yani. Sola gidelim. Solda kesin bir şeyler var. Gitsene. Go to the left. Please turn left. Gidemiyoruz arkadaşlar. Orada bir kapı açık ama gidemiyoruz. Neden öyle? Neyse ya. Düz devam edelim o zaman. O zaman kapıyı koymayın arkadaşım. Kapıyı koymayın o zaman. Köşelere de bakıyorum ki belki totem falan buluruz. Şimdi sinemateyi geçerse şaşırmam. Köşeden gidemiyoruz mu ya? Oğlum biraz saklana git ya. İçeride deli var. Gördüm seni. Bir dakika. Seni gördüm de.
Hayvan gibi ses çıkaracak şimdi burası. Müziği duyuyorsunuz değil mi? Hazır değilim. Hazır değilim. Gerilim başlıyor gibi. 1, 2, 3. Yapma! Yanımıza aldık. İyi bari onu akıl ettik en azından. Keşke böyle hakikaten lan onu yapsam mı acaba? Kalp ritmini ölçen bir alet taksam böyle sol alta da kalp ritmimin şeyini koysam. Yemin ederim var ya burada ne kadar heyecanlandığımı görürsünüz ha. O yapılır mı lan? Telefondan doğru yapılır aslında ha. Vallahi güzel fikirmiş. Vallahi güzel fikirmiş. Çalmayın lan fikrimi. Şimdi burada bir şey yok gibi. Şurada kuş mu lan o? Bir dakika tamam geri gel. Oradan devam ediyormuşuz. Şurada bir şey parlamıyor muydu ya? Bana mı öyle geliyor? Aa gidebiliyormuşuz. Aa şansa bak yemin ederim tamamen tesadüf eseri buldum burayı. Bizi burada kaç gün daha tutacaklar? Resimler var. How many days will they keep us here? Tamam. Bir an yazı şeyinden dolayı okuyamadım. Bizi burada daha kaç gün tutacaklar? Soldan mı gitsem, sağdan mı gitsem? Bir dakika. Önce bir nefes alalım. Cesur. Bayağı bir cesuruz. Bence de bayağı bir cesuruz. Bazıları yeniden uyum sağlama problemleri gösterse de madenden kurtarılan madenciler beklenenden de sağlıklıydı. Totem. Siyah. Of ya. Kayıp totemi. Arkadaşımızı kayıp mı edeceğiz acaba? Şimdi ben buradan gidersem sinematiğe geçerse olay yaşarız diyecektim. Seni gördüm. Sana geldim. Ve seni okudum. Gazeteciler ve diğer araştırmacılar ne pahasına olursa olsun uzak tutulmalı. Vaka güncellemesi. Vaka güncellemesi. 12 kazazede senataryuma kabul edildi. Kontrol altına alınması gerekebilecek zihinsel travma belirtileri gösteriyorlar. Yerel basın kan kokusunu aldı. Bir sorun teşkil ediyor. Tavsiyeleriniz bekleniyor. Kocaman da telegram yazıyor orada. Burada da bir şey güncellenmiş. Güncelleme telgrafa göre maden sahipleri olanların üstünü örtmeye çalışıyormuş. Madende yapısal hatalar olduğunu gösteren aynen. Doğru. Basının senatoryumuna tamam okey tamam. Şu an o kadar heyecanlıyım ki yemin ederim okuduğumu yani okuyamaz oldum. Gördüğümü okuyamaz oldum. Oradan demin kurt geçti ya. O ekstra bir heyecan kattı bana. Buradan sola gidemiyoruz. Tamam. Biz burada bakacağımıza baktık sanki. Sağdan doğru o kurtun olduğu yerden doğru devam edeceğiz. Of of.
Sanki bizi kurtlar kovalayacak da kaçacakmışız gibi geliyor buna. Hiç içimde iyi bir his yok. Full konsantre olmam lazım. Ses nereden geldi lan? Gerçek hayattan mı geldi, oyundan mı geldi? Deminki baktığımız, tamam. Bir an kafa gitti. Sesler geliyor. Demin ben doğru gördüm o zaman sanki. Şurada... Bir dakika, onu açmak için bir şekilde karşıya geçmemiz lazım. Solda gidiş yok ama adam sanki buralarda bir yerlerde. Müzik. Dokunma lan, dokunma. Kes gitsin, oh, kes gitsin. Oh shit. Vallahi gerçek hayatta keser miydim bilmiyorum ama oyundayız ya şu an. Kurtun da geldiğini bildiğim için. Orada bir şey vardı ya, Allah kahretsin ya. Asaf bana demişti, her şeyi merak etme abi demişti. Oha, 35 milyon tane şey var orada. Her şeyi merak etme Oktay ya, her şeyi merak etme ya. Formaldehit olarak kalmış bozuk biçimde bir insan başı. İyi geçmiş olsun. Lan tamam, sana baktım. Ha. Yap sen takıl böyle laylarım, ağzına edecekler az sonra. Haberin yok. Sol tarafta. Gidemiyorum ki, korkudan gidemiyorum. Yemin ederim var ya. Kurt saldıracak diye. Şimdi 3 tane... Oha 4 tane hatta. 1-2-3. Burada 3 tane var, bir de sağda var. Hangi giriş seçsek? Bir dakika, ben bu sağdan gideceğim galiba. En basiti bura mı? Of ya. Tamam, burası kilitli. Oraya demin baktık. Dikkat et. Ceset mi yapmış?
arkadaşı saldırmış, boğazına ölümcül derecede derin kesikler almış. Of, bir morg kartı. Üzerinde şu isim yazıyor: Nicholas Bowen. Bir dakika lan, Bowen kimdi? Bowen doktor... Bir dakika. Bowen kimdi ya? Şu muydu? Doktor değil miydi ya Bowen? Bu değil. Bu değil. Full burasıydı galiba. Vallahi acayip merak ettim şu an. Hangisiydi acaba? İpucu 7'yi bulamamışız daha. Neyse. Şimdi burada iki giriş var. Ben artık 50-50 arkadaşlar. Şansımızı deneyeceğiz. O, burası morg. Full morg. Bari açtığımız yerleri daha sonra kapatsak ya. Ölen kişinin adı Sarah Smith. Ölüm tarihi 24 Şubat 1952. Şu tarihte ölen kişiyi gördüğümü tasdikliyorum. 8 Mart 1951 ile 24 Şubat 1952 arasında. Onu son olarak 24 Şubat 1952'de sağ olarak gördüm. Ölüm sebebi: karın bölgesindeki derin kesikler, iç karın yaralanmaları, akabinde oluşan kan kaybı. Eğer ölüm dış sebeplere bağlı gerçekleştiyse lütfen bunları da belirtin. Kaza, intihar veya cinayet. Cinayet, yaralanma şekli. Kesici gereçlerle açılan derin yara, muhtemelen tırnakları. Ek notları: lütfen ilgili herhangi bir ek bilgi için sayfa arkasındaki kutuyu kullanın. İmza Dr. Bowen. Aynen. O zaman doktor da ölmüş. Ek notlar: ceset ölümden 6-8 saat kadar sonra bulundu. Bağırsak ve böbrekler görünüşe göre saldırgan tarafından kısmen yenmiş. Ya bir şey çıkacak, kesin bir şey çıkacak ya. Taze mi? Bir an zombiye dönüşecek, saldıracak falan sandım ha. Ha, kart mı bu lan yoksa? Okay, let's check this out. Lan kazasız belasız şu bölümü atlatalım lütfen ya. Demin kurt bizi fark ettiydi. Nerede? Niye saldırmıyor? Yani tamam, az sonra saldıracak kesin de. Bekliyorum ya saldırmasını. Saldırmayınca merakta kalıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Pis korktum. Yemin ederim acayip korktum.
this quaint little psycho crib. Tamam, tamam. Gitmeyeceğiz mi? Oradan bir şekilde geçmemiz lazım herhalde, değil mi? Bir şey mi yapmam lazım ya? Sağ sola... Bir şey mi unuttum? Bir şey mi bakmadım acaba? Aceleyle yazılmış bir ölüm sertifikası. Vücudun bir kısmının yeniliği yazıyor. Aceleyle yazılmış. Şu müzik çok geriyor. Şimdi... O ne lan? Işık kafayı yedi. Şuradan mı gideceğiz acaba? Merdiven mi? Evet, merdivenmiş. Belli değildi tam. Oh. Back in here. Aynı yere geri döndük derken burası neresi lan? Bana da bir tanıdık geldi ama. Vallahi çıkaramadım. Bodrum katı ilk geldiğimiz yer mi? Evet, ilk gel... Ha tamam tamam, giriş kapısının olduğu yer. Niye döndük dolaştık o zaman? Ha tamam, kartı bulduk ya şimdi. Bu sefer bu kapıyı da açabileceğiz galiba. Evet, doğru. Olaylar gelişiyor yalnız, farkındaysanız. Başımıza çok pis olaylar gelecek gibi. Easy boy, easy. Koçum benim. Otur oğlum, otur. Aferin, aferin, aferin. Canım benim, aferin. Hey, kurban olduğum. Tamam tamam, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok canım benim. Easy, easy. Yaklaşmasak sanki... Easy boy. Easy canım benim, easy. Tamam mı? Easy. Easy. Ya şu ışık vallahi sinirimi bozuyor. Bir dakika ya. Durdurup oyunu bir devam etsek. Düzelmedi. Sinirimi bozuyor. Easy boy. Tamam mı? Seni gördüm. Solda ışık var. Gördüm seni. Şu kapıda bir şey var mı acaba? Güzel. Evet. Asaf'ın dediği yere geldik galiba. Abi istersen kontrolleri değiş. Silah kullanacaksın dediydi. Oynaması zor olur dediydi. Şimdi elimizde bir bıçak var. Bıçak diyorum da yani ona bıçak demeye bin şahit ister. Döner bıçağı gibi bir şey maşallah, kocaman. Balta mı ne o? Aa, kutu var orada, kutuya bakalım. Kutuya bakmadan önce sağ tarafa bakalım. Bir de silah var arkadaşlar elimizde. Bir dakika, sanki oradan gidersek kapıdan doğru gideceğiz gibi. Aa dur dur, ışık ışık yanıyor. Şu sağa git, sağa. Güzel kardeşim, sağa git. Bak şurada bir şeyler var. Aynen bak, ışık yanıyor bak. İpucu bulduk. İpucu bulduk. Ne bulduk? Bir de biz bilelim. Görülmeleri ve güncel kayıp vakalarını tarihleriyle birlikte içeren dağ haritası. Takıntılı bir zihnin ürdüğüymüş gibi duruyor. Tamam.
Valla şu an burada şey açık, pencere açık. Oyunda da ses geliyor ya, rüzgar sesi. Bir an yemin ederim üşüdüm. Lan oğlum gider misin soldan? Allah'ım ya Rabbim ya. Easy boy. Tamam mı? Easy boy. Niye ağladın lan? Ha. Evet. Aç. 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 Kurtlar falan aç ya. Şey olarak onları atacağız galiba. Başka bir şey yok gibi. Devam edelim. Devam edelim ama benim burada kaydı bir durdurmam lazım. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ateş etmeli miydik ya? İlla bu gürültüyü yapmak zorunda mıydık? Oyun farkındaysanız bir şeyi kullanmadan önce bize ufak ufak alıştırıyor. Ben heyecanlandım abi. Ben acayip heyecanlandım şu an. Manyak bir şey gelecek gibi böyle. Bir dakika. Şimdi ben buradan düz gidebiliyorum sanki. Yok. Yolum kapalı, engelli, bir şey de yok zaten. O zaman soldan gideceğiz. Hadi bakalım. Biz o kemiği bulduk ya orada. Kesin daha fazla kurt çıkacak karşımıza. Hani onların önüne o kemiği atacağız. Keşke oradaki kurt arkadaş diğer kurtlara söylese. Bu arkadaş güzel arkadaş, temiz arkadaş diye. Ya yine bir... Of, beyaz mı lan o? Kısmet miydi? Gaz tarafından ya şey yani gazlar içinde öleceğiz gibi gösteriyor. Bir dakika, oradaki bizim peşinde olduğumuz arkadaşımız değil miydi? İsmini de unuttum. Ne yalan söyleyeyim. Jessica mıydı? Jessica'ydı sanırım. Yine bir totem mi? Balta mı? Bir dakika, başka bir şey var mıydı lan acaba? Belki başka bir şey vardı. Buradan kesin gidiş var da. Belki bir başka bir şey vardır arkadaşlar. Bir dakika. Aklım kalmasın. O buradan aşağıya da gidiş var. Yani ya merdiveni alacağız ya da buradan gideceğiz. Biz gelin buradan gidelim. Çünkü neden ben de bilmiyorum ama gelin buradan gidelim. Yani nereden varken bu yolu niye yapmışlar ki? Ha, mucize yaratanlar. İpucuymuş lan. 5 Ocak 1952'de yaşanan felakette mahsur kalmış tüm 12 madencinin başarılı kurtarılışı. Güncelleme: madenden çıkan 30 giriş çıkış kartı varmış. 12 kişi kurtarılmış. Fotoğrafta sadece 12 kazazede var. Yani 30 kişilik giriş çıkış bileti alınıyor ama 12 kişi var sadece. Merdivenden aşağıya gideceğiz. Of of. Müzik. Of. Müzik. Müzik beni çok geriyor abi. Müzik beni çok geriyor. Yukarıdaki ışık normal ışıklardan galiba, değil mi? Buraya gidilmiyor. Adamla karşılaşacağız mı acaba? Yani adamla savaşacağız mı? O bana ateş edecek mi? Ben ona ateş edeceğim mi? Hani bilmiyorum. Vallahi aklımda değil sorular. Arkadaşlar, burayı bir merak ettim de bir açtım baktım.
Mike kendi parmaklarını kesti diyor. Mike'ın halen işe yarar bir palası var. Ha, palaymış adı. Tamam, onu da öğrenmiş olduk. İnsanın en iyi dostu Mike kurdu, tekmelemedi. Aha, tekmeleniyormuş da demek ki. Tamam, tekmelemedik, evet. Ben şeyi merak ettim. Acaba biz orada kurda yaklaşsaydık bize saldıracak mıydı? Yoksa sevebilir miydik acaba? Çünkü çok farklı yani. Şöyle gidersen koklar seni, senden korkmaz. Seni arkadaş edinir. Ama böyle gidersen kafasının başını okşamayı diye sana saldırabilir. Ben güvenemedim orada. Geri çekilmeyi tercih ettim. Risk almaya gerek yoktu. Ha, alsaydık eğer belki dost olabilir miydik? Belki bizim yanımızda olabilir miydi? Onu bilemem. Üstüne mi çıkacağız? Evet. İşin yoksa şimdi anahtar peşinde koş. Bir dakika. Bak, çok gürültü yapacaksın gibi ya. Sen çok gürültü yapacaksın. Yaptık. Of, yine başladık. Adam kapıyı kilitledi. Adam her yere kamera koymuş. Bizi izliyor. Bu adam gerçek bir manyak. Bu adam gerçekten bir manyak. Bölümün sonuna geliyoruz. Ölümden kurtulduk demin. Ölümden döndük. Ama yani... Bu adam harbiden manyak. Gerçekten manyak. Yemin ederim yani, neden bunları yapıyor? Onu acayip merak ediyorum şu anda. Her neyse. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Ben biraz toparlanayım, biraz dinleneyim. Bir sonraki bölümleri de çekmeye çalışacağım. Her ne kadar yorgun olsam da sizin için bunu yapacağım. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Şaka bir yana, gerçekten görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben biraz dinleneyim. Ondan sonra inşallah bir sonraki bölümleri çekmeye devam edeceğim. Evet. Görüşürüz.